bu noktaya mı geldin Tarık? Evet, beni bu noktaya sen getirdin Güzide. Güzel güzel boşanmayı kabul etseydin hiçbir başına gelmeyecekti. Bir de Elmas Heves denen o kadınla beni köşeye sıkıştırmaya kalktın. Ne yapacaktın peki? Neyse, neyse, uzatma, uzatma. Beyefendiyi de üzmeyelim. Özel eşyalarınızı alın ve gidin buradan. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Seni uyarıyorum Güzide. Senin için hiç iyi olmaz. Polis çağır. Öyle mi? Seni sürüye sürüye çıkartırım buradan. Pişman ederim seni. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Günah benden gitti o zaman. Kadir Bey, hadi gidelim. Madem işi yokuşa sürüyorsun, ben de gerekeni yaparım. Hakim Hanım, ne olur üzmeyin kendinizi. Milyon doları var, milyon doları. Şu halime bak. Hey Murat. Murat, seni mahvedeceğim. O destelediğin dolarları bulup seni dımdızlak ortada bırakmazsam bana da yeşim demesinler. Üf, teyze sen de iyisin hoşsun da şimdi vır vır etmeye mi geldin? Aa. Nihal. Merhaba eş. Şaşırdın galiba. Ne işin var senin burada? Bizi içeri almayacak mısın? Sekiz yıl falan olmuştur herhalde. Çok net hatırlamıyorum ama. Assos'ta bir arsa bulmuştuk. Alalım diye düşündük. Yani emekliliğimizde bir ev yaparız, gider otururuz falan diye. Ben de o dönemde biraz yine yoğun çalışıyorum. Sen git dedim Tarık'a. Kendi üstüne al. O da yok canım olur mu öyle şey? Senin üstüne alırız dedi. Ya aslında çok da mutlu olmuştum. İşte neyse süresiz vekalet verdim o zaman. Sonra da aklımdan çıktı gitti. Herhalde onunla sattı. Ah Güzeş ya. Ne yaptın sen? Niye öyle diyorsun Nazlı? Yani insanın aklına gelir mi ailesine kötülük yapacağı? Ya kocam da o benim. İnsan kocasına güvenmezse kime güvenir? Tabii ki doğru söylüyorsun. İyi de ihbar, ihtar falan hiçbir şey yapmamış bu adam. Nasıl alabiliyor bu ev senden? Bütün o ihtarları şeye yollamış, kendi bürosuna. Orayı adres olarak vermiş. Vay utanmaz vay. Resmen kendi çalmış, kendi oynamış yani. Peki ne zaman satmış Güzide, belli değil mi? Vallahi bilmiyorum ki Sezai. Biz Elmas Heves'le anlaştığımızda çok sinirlenmişti. Herhalde o zaman. Yani bilmiyorum. Daha önce Güzide Hanım. Çok daha önce. 2 yıl önce satmış. Emin misiniz? Satış tarihi 18 Aralık 2020. 30. evlilik yıl dönümünüzden tam 2 yıl önce. Yeşim'i öğrendikten sonra falan değil, daha önce. Aa, bu adam planlamış o zaman. Planlamış.
Yani biz 2 yıl önce evliydik. Yani bir sorunumuz yoktu. Planlamış o zaman bu adam. Öyle görünüyor. Benim tapularıma falan bir baktınız mı siz? Başka şeyleri satmış olabilir mi? Evet. Sizin üzerinize olan taşınmazların hepsinin son 2-3 yıl içinde satılmış olduğu görünüyor. Benim hiçbir şeyim yok mu yani? Benim bir dikil ağacım bile kalmadı mı, yok mu? Maalesef. Güzide. Otursana Allah aşkına. Ah Güzişim ya. Elmas Hanım. Lütfen hemen dava açın. Hemen. Dolandırıcılık, sahtecilik, mal kaçırma lütfen. Hepsi için bir dava açın. Evet lütfen hemen açın. Yani benim bir gerekçem olsa inan ben de açacağım. Hiç merak etmeyin. Tarık Yenersoy'u davaya boğacağım. Sadece biraz vakit alabilir. Siz sabırlı olun yeter. Ben sabırlı olurum, merak etmeyin. Yeter ki siz onu burnundan getirin. Yaptığı hiçbir şeyi Tarık Yenersoy'un yanına bırakmayacağım. Şundan emin olmanızı istiyorum. Bu işin kazananı biz olacağız. Biliyorum. Size çok güveniyorum. Yıllardır görüşmüyoruz. Nereden buldun beni? Gaye'den aldım adresini. Gaye'den mi? Sen Gaye ile görüşüyor musun? Görüşüyorum tabii. Niye görüşmeyeyim? Gaye benim arkadaşım değil mi? Sen burada mı yaşıyorsun ya? Çok şaşırdım. Niye şaşırdın anlamadım. Ben seni Boğaz'a bakan bir villada yaşıyorsun sanıyordum. Geçiciyiz canım burada. Murat villa yaptırıyor. Daha güzel bir evde bekleyebilirdiniz yani. Ne bileyim. Nerede yaptırıyor söylesene. Boğaz'a bakan bir yerde mi? Sana ne ya? Sana ne? Ne yapacaksın, misafirliğe mi geleceksin? Aa, aşk olsun. Gelirim tabii. Gelirim. Melisciğim. Annem sen biraz bahçede oyna hadi. Biz Yeşim teyzenle azıcık konuşalım. Ha? Hadi. Niye geldin anlamadım. Sen beni sevmezsin, ben seni sevmem. Sevmem tabii. Murat'ı elimden aldın sen. Murat'ı elinden almadım canım. Sen elinde tutamadın. Murat'ı ayartmak için neler yaptığını unutmadım Yeşim. Hatta ben değil, yalnız ben değil. Bütün Antalya unutmadı. Yani? Eski defterleri açmaya mı geldin? Ne istiyorsun? Hakkımı istiyorum. Ne hakkı? Murat'ı elinden aldım diye tazminat mı istiyorsun? Kızımın hakkını istiyorum. Melis Murat'ın kızı. Ne? Ne dediğimi anlamadın herhalde. Melis Murat'ın kızı. O Murat'ın serveti var ya. Hani sana ucunu bile koklatmadığı serveti. O servetten kızımın hakkını alacağım. Ona haber vermeye geldim. Sonra duyup da bu çocuk nereden çıktı deme. Melis Murat'ın kızı. Ne gülüyorsun be? Nihal. Ya birbirimizi kandırmayalım. Melis Murat'ın kızı olsaydı sen burayı 100 kere ayağa kaldırmıştın ya. Mahkeme kapılarında yatıyordun ya. Vallahi beni güldürdün. Allah da seni güldürsün. Hadi. Çayını da içmiyorsun zaten. Kızını al, yola koyul. Antalya yolu uzun. Ben sana villa olunca fotoğraf atarım. Hadi. Hadi. Ya bir dakika bir dinle beni. Ne dinleyeceğim seni ya? Hadi kalk git. Bir teklifim var sana Yeşim. Ne teklifi? Thank you.
Buradan çıkmayacağız değil mi Hakim Hanım? Ya villa milla yaptırmıyor değil mi Murat? Bak kendini kandırıyorsun Yeşim. O pinti sana kuruş koklatmıyor. Belli. Zaten değer de vermiyor. Yoksa niye bu viranede yaşatsın seni? Ha? Nihal bak. Saçma sapan konuşup benim canımı sıkma. Tamam mı? Seni tuttuğun gibi fırlatırım buradan. Ya bak ne yapacağız biliyor musun? Murat'tan 500 bin dolar isteyeceğiz. Ne? Tamam. Melis Murat'ın kızı değil. Ama o bunu bilmiyor. Ona gideceğim. 500 bin dolar isteyeceğim. Sonra da kırışacağız. Ha? Sen benim sandığımdan daha salakmışsın. DNA testi diye bir şey var. Hiç duydun mu? Murat keriz mi ya? Keriz mi? Ne diyecek? Aa evet bu benim çocuğummuş deyip sana para mı verecek? Peki senin kızın Murat'tan mı? Sen ne diyorsun be? Tabii ki Murat'tan. E tamam o zaman. Bak şöyle yapacağız. Sen bana kızından iki tel saç vereceksin. Ben Murat'a götüreceğim bunu. Vereceğim. DNA testi yaptırtacağım. Ya bana 500 bin dolar verirsin. Ya da gider babalık davası açarım sana diyeceğim. Sen kafayı mı yedin ya? Ben sana uyup kocama kumpas mı kuracağım? Kocamın servetinden sana para mı ayıracağım? Ne sanıyorsun sen ya? Sen yapsaydın çocuğu. Sen evlenseydin Murat'la. Murat benim kocam. O cadıdan boşanır boşanmaz da evleneceğiz. Murat seninle evlenmeyecek Yeşim. Evlenecek. Evleneceğiz. Kıskançlığından ölüyorsun değil mi? Geberiyorsun. Defol. Defol. Çık dışarı. Çık. Defol. Al şunu. Çık. Yeşim. Yeşim bak. Bu adam seni gibi bir evde oturtuyor. Zaten seninle hiçbir zaman evlenmeyecek. Bak ben sana bir fırsat sunuyorum. Al paranı. Koy kenara. Defol. Git bu pis kumpaslarını başkalarına kur. Hadi. Defol. Salaksın sen Yeşim. Çok salak. Gel Melis. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Aman abicim gözünü seveyim. Şimdi kırılır mırılır aman ha. Oli. Gel dayıcım gel. Bunlar ne dayı? Ham madde dayıcım. Süper bir sipariş aldım. Çok büyük. Bu iş olunca var ya. Paraya para demeyeceğim. Ümit diyeceğim. Ümit diyeceğim. Bu taksimetre kaç ümit tuttu abicim? Ne abi? Taksimetre diyorum. Kaç ümit tuttu? Şaka yapıyorum şaka. Al. Bak. Üstü kalsın. 200 ümit. Hadi hayırlı işler. Kolay gelsin. Hadi aç şunu ya. Parayı aldığım gibi Deniz'imi aramaya gideceğim. Hasretinden ciğerim yanıyor artık. Beraber gidelim mi dayıcıma? Ne dersin? Atlarız uçağa. Doğru Malmö. Kapı kapı ararız Deniz'imi. Oli? Dayıcım ne oldu? Oli bir dursana. Allah Allah. Oğlum. Dayıcım. Dayıcım söylesene ne oldu? Tanem konuşur musun? Ne oluyor dayıcım? Dayıcım. Konuşur musun benimle? Ne oldu güzelim? Hay Allah. Tolga'yla ayrıldık. Ayrıldınız mı? Sebep? Yalan söylemiş bana. Görüşüyor babasıyla. Görüşüyorlarmış bana yalan söylemiş. Ne diyorsun dayıcığım ya? Dayı. Dayı ben çok seviyorum ya Tolga'yı. Ben ne yapacağım? Ben çok seviyorum. Tamam. Ay. Tam bir sakin ol bir tanem ya.
Sakin ol. Ne oldu? Bir anlat bakayım sen bana. Anlat bana ne oldu. Ofisine gittim. Oltan'la sarılıyorlardı. Dayı Oltan ya. Oltan Ozan'a şantaj yapan bir adam. Annemin hayatını mahveden, bizim hayatımızı mahveden bir adam olur mu? Olmaz ki. Ya olmaz. Tolga da biliyor. Tolga kendisi söyledi. Benim böyle bir babam yok dedi. Silip atacağım dedi. Ben böyle bir adama baba demem dedi. Niye? Niye yalan söyledi tamam, ki bana? Dayıcığım tamam, tamam, tamam. Ne olur bak, ne olur ağlama. Ne olur ağlama güzelim ya. Ne olur ağlama bir tanem. Hay Allah'ım ben kıyamam sana ya. Bak dur bakalım. Belki bir seferlik bir şeydir. Belki ne bileyim yani. Değil. Değil gitmiş. Oltan'ın teknesine gitmiş sarılmışlar. Biri bana fotoğrafını attı gördüm yani görüşüyorlar. Kim gönderdi mesajı? Bilmiyorum ya ama görüşüyorlar işte. Arayıp sormadın mı kızım numarayı sen kimsin diye? Aradım açmıyor ya dayı görüşüyorlar diyorum. Kimin gönderdiğinin ne önemi var ki? Mintoni'dir kesin. Ya ne yapsın Yeşim? Niye Tolga'yla uğraşsın ki? Hepimizle uğraşıyor kızım o. Bizimle kafayı bozmuş çünkü. Annenin peşine adam taktığı gibi Tolga'nın peşine de takmıştır. Ne olacak? Hay Allah'ım ya. Oğlum, Ümit abi. Ya sorma Zeynep ya. Tolga'yla ayrılmışlar. Sizin haberiniz yok tabii. Ne? Neyden haberimiz yok? Tarık bir evi satmış. Hangi evi? Bu evi. Bu evi? Evet, bu evi. Bizim evimizi. Ne diyorsun Zeynep sen? Hakim hanıma tahliye emri geldi. Ne? Nasıl ya? Sibel Korsan yüzünden görüşmek zorunda kaldım demedin mi? Ya anlatamadım. İzin vermedi ki yani. Yüzüğü çıkardı bastı gitti. Aradın mı peki? Aradım da sürekli meşgul atıyor. Engellememiş ama bu da bir şey. Ben bir arayayım istersen konuşayım. Yok yok sen arama ben ararım. Nasıl istersen. Ne zaman ara dersen ararım ama tamam mı? Tamam tamam sağ ol, sağ ol senin. Anne nasıl satabilir bu evi? Bu ev senin üzerine değil mi? Asos'taki o arsayı alırken vekalet vermiştim kızım babana. İyi çok çok zaman önce değil miydi o? Ya ben daha ufacık çocuktum. Süresiz vekaletti. O da her şeyi satmış işte. Nasıl her şeyi? Her şey. Asos'taki o arsayı satmış. Bakırköy'de ev vardı ya. Onu satmış. Büroyu kendi üzerine almış. Yani. Allah'ım inanamıyorum. Yok ben aklımı oynatacağım ya. Aklımı oynatacağım. Oğlum sen bir bakacaksın mı? Nasıl? Efendim? Oğlum lütfen bir konuşabilir miyiz? Böyle olmaz. Konuşacak bir şey yok. Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim. Gidebilirsin. Oğlum. Lütfen bir kendimi açıklamama izin ver lütfen. Neyi açıklayacaksın? Babandan niye vazgeçemediğini mi? Bana niye yalan söylediğini mi? Dinlemek istemiyorum Tolga. Gider misin? Tamam dinlemeyeceğim. Oğlum, oğlum. Çok haklısın. Çok özür dilerim sana yalan söylediğim için ama bir nedeni var. Lütfen bir anlatayım. Dinlemeyeceğim. Hele şu an hiç dinlemeyeceğim. Dinleyecek halde değilim. Git lütfen git. Bu mu ya? Bu mu ya? Gerçekten kendime açıklama fırsatı bile vermeden bitiriyor musun? Bu mu? Ben seni anladım. Daha fazla bir şey anlatmana gerek yok. Git. Tamam. Gidiyorum. Ama yine geleceğim. Sen beni dinleyene kadar geleceğim. Thank you.
Arkadaşlar, Ozan Yenersoy'u tanıyorsunuz. Daha önceki şantiye şefimiz Refik Çalış'ın yolsuzluklarını ortaya çıkarmıştı. Şimdi tekrar aramızda yeni şantiye şefiniz Ozan Yenersoy. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun arkadaşlar. Hayırlı olsun Ozan. Ayağın denk al. Gözüm her an üzerinde olacak. Sen de bileğine dikkat et. Fena bükeceğim çünkü. Oltan Bey, bir fotoğrafınızı çekeceğim. Tabii. Gülümse Ozan. Gülümse. Teşekkürler. O fotoğraflardan bize de at. Tamam? Tabii efendim. Hadi bakalım. Hangi Nihal? Hani şu aynı otelde çalıştığın Nihal mi? O, o. Niye gelmiş? Ev gezmesine mi? Murat arıyor. Murat? Efendim aşkım? Yeşimciğim, hazırlan, eve geliyorum şimdi. Hazırlanayım mı? Niye? Evet, sana çok güzel bir sürprizim var. Aa, ne sürprizi ya? Bayılacağım bir sürpriz. Murat, meraktan öldürme, söyle ne sürprizi? Sürpriz Yeşimciğim, söylenir mi sürpriz? Hazırlan, hadi geliyorum. Kapatıyorum bak, tamam mı? Ne sürpriziymiş? Aa, bilmiyorum, söylemedi ki. Tatlı dilli olunca ne güzel oluyor değil mi? Bal dilli olacaksın kızım, bal dilli. Tatlı dilin açamayacağı kapı yok. Asıl bal dilli senin kızın. Öyledir benim kızım, maşallah. Allah zihin açıklığı versin, işini gücünü de tuttursun inşallah. Tutturur, tutturur. Onun gülüşünün alt edemeyeceği bir şey mi var? Mutlu mu, memnun mu? Çok. Sayende eşimim. Nihal Fesat'a niye gelmiş, onu anlatıyordun. Ay, niye olabilir teyze? Nerede oturuyorum, hayatım nasıl gidiyor? Bunları görmek için. Evimiz yapılıyor diye dedim. Dedim. Murat Kanlıca sırtlarında villa yaptırıyor, burada geçeceğiz dedim. Hadi biz. Kim almış peki? Kime satmış bu evi? Kadir Lütfi Kelebek diye bir adama. Kimmiş o? Bilmiyorum, müvekkillerinden biri herhalde. Bilmiyorum. Şu yaşadıklarımıza bak ya. Abla bizi çıkaramaz ama, değil mi? Hak var, hukuk var. Böyle kolay kolay çıkaramaz bizi evden. Çıkarır ablacığım. Çıkarır. Zeyno, kapıya bakar mısın? Ümit, bizim bir an önce bir ev bulmamız lazım ablacığım. Ya ne olur mu ya? Yani... Şu eve bir baksana, iki kamyon eşya var öyle apar topar. Nereye taşınıyoruz biz? Kızım, baban 3 tane ihbarnameyi kendi adresine yollamış. Yani bir an önce çıkmamızı istiyor. Perişan olalım istiyor ya. Herhalde yani, bilmiyorum. Ne yapmış? Evet. İşte memur bey. Ev müdahale etmesi gereken ama etmeyen hanımefendi o. Hanımefendi, tekrar merhaba. Bir saniye, ne oluyor? Ben Sarıyer İlçe Emniyet'ten Tahir Çalışkan. Beyefendiden mülkü satın alan Kadir Lütfi Kelebek. Bu da son tahliye emri. Evi hemen bugün boşaltmanız gerekiyor. Direnirseniz eğer zorla çıkartmak zorunda kalacağız. Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Şu eve bakın. Biz daha ev bulmadık. Yani bunca eşyayı nasıl çıkartıp gidelim? Bir dakika, bir dakika. Ben evi eşyalarıyla birlikte satın aldım. Toplu iğne dahi götüremezsiniz. Anne. Ne dediniz? Buyurun. Evle birlikte satın aldığım eşyaların tam listesi. Çay kaşığına varana kadar iğneden ipliğe her şey benim. Siz sadece özel eşyalarınızı alıp çıkacaksınız. Ay, inanamıyorum ya, çok mutluyum, çok. Neye inanamıyorsun anne? Çok güzel bir evde oturacağımızı kızım. Ay sevgilim, çok mutluyum, çok. Allah'ım, inanamıyorum, bu evde oturacağım. Söylemiştim sana eşim. O evde oturacaksın demiştim. Ama yeni bir villa alana kadar, değil mi? Tamam, bu ev çok güzel ama sen daha güzelini alırsın. Dur bakalım, dur. İlk önce orada bir oturalım. Güzide Hanım bizim orada yaşadığımızı bir görsün. Değil mi? Ev bayağı büyük. Yalnız İknur Hanım, işin altından kalkabilecek misin? Canım, biz İknur teyzeyle konuştuk, sadece Öykü'ye bakacak. Niye sadece Öykü'ye baksın canım? Öykü zaten yarım gün okula gidiyor.
Evi de çekip çevirirsin değil mi? Yapabilirsin değil mi İlknur Hanım? Evelallah. Yaşıma başıma bakmayın. Çekip çeviririm tabii. Her işin üstesinden gelirim. Güzel bak yaparım diyor işte. Ay İlknur teyzeciğim ya. Ne kadar kahrımı çekti Antalya'da biliyor musun? İşte ne demişler? Ev alma komşu al. Gerçi orada kiradaydık ama. Laf mı sokuyorsun bana ya? Şimdi ya kirada oturtuyorsun falan diye. E öyle ama hala kirada oturtuyorsun. Artık kendi evinde oturacaksın işte. Tapu benim adıma mı olacak Öykü'nün adına mı? Ya dur bakalım canım daha tapuyu üstümüze geçirmedik. Öykü güzel kızım, prensesim benim, bir tanem. Mutlu musun? Evet. Canım benim ya. Bir tane. Canım benim. Ay! Çok heyecanlı. Ya anne ben delireceğim. Gideyim bir konuşayım babamla. Belki bir işe yarar ya. Bir gideyim. Sus Allah aşkına. Sus oğlumcum. Sus ya. Sus kızım. Ozan'ın odası toplandı mı? Eşyalarını topladın mı? Topladım Hakim Hanım, bu bavulunu. Başka bir şey kalmadı değil mi? Yok, hiçbir şey kalmadı. Tamam. Anne biz niye gidiyoruz ya? Niye bırakıyoruz evimizi? Oğlum neden anlamıyorsun kızım? Çıkmamız lazım. Polis zoruyla mı çıkalım? Ozan'a ulaşılamıyor diyor. Ulaşamazsın çünkü onların iş yerinde telefon yasakmış ya. Sekretere bırakıyorlar işe girerken çıkarken alıyorlar oğlum o yüzden. Tamam tamam unuttum ben onu. Ha dayı. Senin ham maddelerin onları aldın mı? Tamam. Evet başka bir şey var mı? Dur şey. Topladık mı? Hop 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 ne yapıyorsun? Alamazsın onu. Nasıl alamam? Annem çizdi bu tabloyu alırım. Ya kim çizdiyse çizdi. Alamazsın. Annem çizdi diyorum anlamıyor musunuz? Bu evde mi kalsın? Alamazsınız hanımefendi. Ya tamam bırak kızım Allah aşkına bırak tamam kalsın. Hadi. Anne. Anne sen çizdin niye bırakıyorum? Tamam oğlum. Var mı başka bir şey? Var mı? Bir bavul daha var abla. Heh. Ben getiriyorum. Tamam git onu da hazırla gel hadi. Hakim Hanım giderken beni de otogara bırakabilir misiniz? Ne otogara? Iğdır'a döneceğim. Dayımlara gideyim. Ay yapma Allah aşkına Zeyno ya. Ama siz zaten. Ya sen dayınla küstü iyi misin? Nereden çıktı şimdi Iğdır? Küstüm de şimdi kapısına gidersem alır. Ya yapma gözünü seveyim sen benim büyük kızımsın. Yapma hadi hep birlikte gidiyoruz. Hadi çocuğum. Tamam mı her şey topladık mı? Topladım hiçbir tamam. Şey kalmadı. Gel bir tane. Hakime teyzemin evine mi geldik? Ümit amcam nerede? Ümit amca. Güzel kızım, Ümit amcan taşındılar ya. Bu evde biz oturacağız artık, tamam mı? Ya ama ben Ümit amcamı özledim. Ay Ümit amca, Ümit amca deli edecek benim. İlknur Hanım, arkaya geçin siz, salıncak var. Bir güzel salla onu, hadi. Öykücüğüm, hadi gel biz gidelim salıncakta sallanalım, hadi bir tanem. Ben yolu göstereyim, geliyorum ama. Tamam. Ne oldu Ümit? Ekmek elden su gölden yaşıyordun. Sefa bitti mi? Ya sen de hiç namus, vicdan, izan yok mu, şahsiyet yok mu Tarık Enersoy? Ya sen insanlıktan hiç nasibini almadın mı ya? Benim ablam sana ne yaptı be? Ne yaptı? Konuşma. Ablan çok iyi biliyor ne yaptığını bana. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Bunca sene eniştem dedim sana. Adam bildim. Sana yazıklar olsun. İşimi başından beri bildiğini Güzide'ye söyleyeyim istersen ha. Kapa çeneni. Senin için hiç hayırlı olmaz. Murat. Hadi içeri girelim artık. Ablan içeride mi? Çıkmadı mı daha? Güzide! Güzide! Güzide çık artık. Hadi burası benim evim. Güzide! Bunlar benim kitabım. Dokunamazsınız. Haklısınız. Listede yok.
Kitaplar sizin. Tamam ama ben şimdi hepsini götüremem. O yüzden daha sonra birilerini yollayacağım. Vallahi şimdi götürdün götürdün. Daha sonra alamazsan benden günah gitti. Ne demek o? Ya şimdi al ya da. Ya da? Ya da? Oğlum, tüm kitapların fotoğraflarını çek. Eğer benim bir kitabıma dahi zarar verecek olursanız sizin hayatınızı kaydırırım. Bütün kirli çamaşırlarınızı ortaya dökerim. Sizinle bizzat uğraşırım. Siz beni tanımıyorsunuz kelebek. Eğer benim canımı yakarsanız neler yapabileceğimi bilmiyorsunuz. Tamam ya. Kitap delisi değilim. Oo, hala toparlanmadınız mı siz? Kaç saat oldu Güzide? Bu kitapları gelip sonra alacağım. Eğer sorun çıkarırsanız fena olur. Ay aman aman al kitaplarını. Bayılmıyoruz kitaplarına zaten. Sen benim babam değilsin değil mi? Değilsin. Benim babam böyle bir adam değildi. İyi bir insandı o. Sen nefret dolmuşsun. Sadece nefret ediyorsun hepimizden. Siz beni ne kadar seviyorsunuz kızım? Hı? Anneniz o elmas heves denen canavarla anlaşırken alkış tutmasını beceriyordunuz ama değil mi? Üzülme hayatım, ne olur. Güzide, bak eğer burada oturmak istiyorsan sana bir şans vereceğim. Elmas heves denen kadını azlet, evi sana geri vereceğim. Murat, ne diyorsun ya? Burası artık bizim evimiz. Sen karışma, sen karışma. Ne diyorsun? Hı? Elmas heves yoluna gitsin. Sen de çocuklarınla birlikte burada oturmaya devam edersin. Hı? Çok korkuyorsun değil mi Tarık? Tırım tırım benden sakladığın o servetini bulacağım diye çok korkuyorsun. Ödüm patlıyor. Kork. Çünkü ben elmas hevesle o servetini bulacağım ve son kuruşuna kadar söke söke alacağım senden. Dımdızlak bırakacağım seni. Göreceğiz. Göreceğiz. Sen de bu eve fazla alışma. Burası benim evim. Yakında da gelip alacağım. Hadi gidelim. Bir tur daha mı atsak sonra gelip alalım bunları? Hayır hayır, bu kadın gitmeden bir daha buraya ayak basmayacağız. Sığdırırız dayı, gerek yok. Güle güle oturun Tarık Bey. Sağ ol, gidebilirsiniz. Hiçbirini istemiyorum. O ne ya? Ne yapıyorsun ya sen?
Ne yapıyorsun ya sen? Oğlum, oğlum. Ne yapıyorsun? Oğlum, arabaya biner misin? Arabaya bin. Zeyno, arabaya bin. Hiçbirini istemiyorum. Sana ait hiçbir şey kalmayacak bu evde. Bu iğrenç çiçeklerini istemiyorum. Teyzemin evi burası. Oğlum ablam nerede? Ozan abim nerede? Bitmiyor. Oğlum ablası, Ozan abisi. Güzel prensesim. Onlar taşındılar ya. Söylemiştim ya. Bize de bu evi bıraktılar. Değil mi? Ya oğlum ablamı özledim. Öykücüğüm hadi gel biz odamızı seçelim. Hadi bir tanem gel. Aferin sana. Ne utanmaz şeyler ya. Bir yarım süt bırakmamışlar. Murat! Murat! Efendim yeşim. Şu hale bak. Bir yarım ekmek yok. Her şeyi götürmüşler. Ne yapayım yani? Gidip geri mi alayım? İknur teyze yerleşirken biz de seninle market mi yapsak? Hayır, benim işim gücüm var. Market falan yapamam. Sen git yap. Kredi kartını ver o zaman. Senin kredi kartın ne oldu? Onunla yapacaksın. Murat, aştım onun limitini. Aştım. Aşmayacaktın yeşim. Ben sana idareli ol dedim, değil mi? Aşmayacaktın. İknur Hanım. Buyurun Murat Bey. Bakın, sizinle pazarlık yapmaya hiç niyetim yok. Haberiniz olsun. Asgari ücretten çalışacaksanız kalın. Murat, ne biçim konuşuyorsun ya? Ne var canım? Allah Allah. Vereceğim ücreti söylüyorum. Kabul ediyorsanız kalırsınız, etmiyorsanız köşede otobüs durağı var, biner gidersiniz. Tamam mı? Hadi ben gidiyorum. Beni akşama bekleme. Gelebilirim de gelmeyebilirim de. Ne şimdi? Bu böyle işte. Bu böyle bir adam bu. Eyvah. Bizim bunda çok işimiz var ha, ben sana diyeyim. İki dakika sevindirmiyor ya, iki dakika. Güzide Cadısı'nın evini aldım, artık güzel bir evde yaşayacağım diye seviniyordum. İki dakika sürdü. Merak etme sen. Üzülme. Yola getireceğiz biz onu. Üzülme bir tanem benim. Üzülme güzelim. Behram, gerçekten çok teşekkür ederiz. Ya bu kadar kısa sürede biz ev falan bulamazdık çünkü. Ne demek Güzide teyze? Lafı bile olmaz, olur mu öyle şey? Yani bulunca zaten hemen çıkacağız. Ay güziş. O ne demek öyle? İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Yok yok. Yani arayacağım ben hemen. Bulunca çıkarız. Hayır canım, doğru söylüyor. Olur mu öyle şey? Yani bizim zaten burası yabancılara vereceğimiz, öyle hazırda tuttuğumuz bir evdi. Ki hani çok şükür başka evlerimiz de var. Burada siz dilediğiniz kadar kalabilirsiniz yani. Yok yok. Sağ olun. Dur. Dur sen. Dur. Onları tek başına taşıyalım istersen. Yok yok, gerek yok. Ben götürürüm. Hepsini almayacağım. Bir kısmını alacağım, bölüşeceğiz. Şöyle. Tamam. Sağ ol. Bir şey değil. Şuraya koysak yeter tamam. Şimdilik. Ne bu, sınav hazırlık falan mı? Yani evet. Tıptan atıldık mecbur. Şey, senin için havada karada derece yapar diyorlar. Abartıyorlar. Ben katılmıyorum bu dediğine bu arada. Yok, çalışmam gerekiyor yine de. Kabul edebilir miyim? Tabii.
Nazancığım, Behram kira filan almam diyor. Ben böyle bir şey kabul etmem ona göre. Ay Güzide, Allah aşkına saçmalama, ne kirası? Hayır, katiyen kabul etmem. Katiyen bak, hemen toplar giderim. Gerçekten kabul etmem. Kirası ne kadarsa söylesin. Artık ben şey yaparım yani. Tamam canım, tamam. Ay çok inatsın gerçekten. Ali, dolabı doldurdum. Mintonia var ya, bir dal maydanoz bile bırakmadım. Kök yesin kök. Zıkkımın kökünü yesin. Bize ne yapacaksın, ne yiyeceğiz? Ben restorandan söyleteceğim şimdi. Aa yok yok yok, Behram öyle bir şey olmaz. Yok, ben hazırlığımı yaptım, o iş bende. Bak şimdi. Yok, bak şimdi falan yok. Bende o iş. Sen bana bırak. Büyük acımasızlık gerçekten. 15 yıllık evimden 10 dakikada apar topar attı beni. Ne acımasızmış ya, ne acımasızmış. Nazoş. Hı? Biliyor musun? Yeşim annemin tüm orkidelerini kırdı. Ne diyorsun? Güzel. Ama boşver. Anne! Oli, ben geldim. Ya nasıl unuturum telefonumu şarj etmeyi ya, Allah. Ya anne! Ya biriniz ses versenize. Nereden çıktın sen? Asıl sen nereden çıktın? Ne oluyor? Ne işin var senin burada? Bu evde artık ben oturuyorum canım. Baban sizi çıkardı. Bu ev artık benim. Saçma sapan konuşup delirtme beni. İnanmıyor ya. Gittiler Ozancığım, gittiler. Annem pılını pırtını topladı, o oylumlu o gerzek dayını da aldı gittiler. Ne diyorsun ya sen? Ha? Ne diyorsun? Çık. Çık şu. Ozan abi. Öykü. Canım gel. Bakalım buraya. Öykü hemen odana. İn onun kucağından çabuk. Çabuk çabuk. Ya Ozan abimi özledim. Ozan abi, beni Ümit amcama götürür müsün? Deli edecek bu çocuk beni ya. Ne Ümit amcası? İn onun kucağından hemen. Ne oluyor yeşim? İknur teyze bak, bu benim Ozan abim. Ha öyle mi? Öykü, çabuk in onun kucağından ve yatağına git. Çabuk. Ya. Öykü. Hadi gel tatlım bana. Hadi biz mutfağa gidelim. Hadi. Hadi. Hadi abicim. Sen şimdi git. Ben geleceğim gene seni sevmeye. Tamam mı? Gel ama Ümit amcama götür beni. Tamam. Götüreceğim. Söz. Tamam. Ozan abi, seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Tamam. Ver bakayım bir yanak. Oh, hadi bakalım. Hadi. Hadi abisin güzel. Abisin ya. Güzel. Hadi bakalım abisin. Hoppacık, bacık. Bu Tarık Efendi'ye de, sana da bunun hesabını soracağım. Tabii. Bekleyin. Tabii. Sorarsın. Benim evim artık burası, alışın. Tarık Yener Soy'un telefonu, buyurun. Alo, siz kimsiniz?
Ben de Berotel Relaxing denirem. Size nasıl yardımcı olabilirim Ozan Bey? Tarık Yenersoy ile görüşeceğim. Verir misin telefona? Tarık Bey şu anda masajda. Masajda. İletmemi istediğiniz bir not var mı acaba? Yok. Sağ ol. Nasılsınız Tarık Bey? Suitinizden memnun musunuz? Aa Necati'cim sağ ol. Memnunum da şu kral dairesi ne zaman boşalacak? Ne zaman geçebileceğim ben oraya? Maalesef Tarık Bey. Şu an kral dairemiz dolu. Ama size söz verdiğim gibi müsait olduğu anda sizindir. Başka bir emriniz yoksa izninizi rica ediyorum. Yok bir şey gerekirse ararım ben seni Necati. Sağ ol. İyi keyifler. Mersi. Hoş afiyet geldiniz. Olsun. Afiyet olsun. Şöyle geçeyim. Baksana tenime. Tabii kızlar. Şunu uzatır mısın? Ah buyur canım. Çok iyi geldi. Harika ya. Oo Tarık Yenersoy. Keyifler yerinde bakıyorum. Ay, ne ha? Ne yaptın? Böyle bornoz bornoz. Relaxing masajı mı yaptırdın kendine? Senin ne işin var burada? Ha? Nereden çıktın sen? Vay be. Vay. Parayı bulunca insan böyle oluyor demek ya. Önce karını, çocuklarını sokağa atıyorsun. Sonra da burada böyle. Bak evden kovmamın hesabını soracaksan yarın büroya gel orada sorarsın. Sen nasıl bir adamsın ya? Ha? Sen 30 yıllık ailesini sokağa atacak kadar şerefsiz bir adam haline nasıl geldin? Benimle doğru konuş abuk sabuk konuşma. Ne oldu sana? Ne oldu? Başını mı çarptın? Başına darbe mi aldın? İçine şeytan mı kaçtı? Ne oldu? Abuk sabuk konuşup benim asabımı bozma. Hadi git buradan. Güvenli içeri mi tabii? Ya gerek yok. Bağırıp bağırıp gidecek zaten. Ya nasıl yaparsın ya? Nasıl? Hadi beni geç. Ben sokakta da yatarım. Ama sen annemi, oğlumu nasıl sokağa atarsın? İstediğimi yaparım ben, tamam mı? İstediğimi yaparım. Sizin için köpek gibi çalışan eski mülayim babanız yok artık karşınızda. Annelerinin yardakçıları. Defol git buradan. Terbiyesiz. Gel. Benim yanımda olsaydınız ihya olurdunuz şimdiye kadar. Hadi defol git gözüm görmesin. Senin gibi değiliz. Anladın mı? Biz senin gibi satılık, şerefsiz, aşağılık değiliz. Çekil git buradan. Defol git buradan. Lan sen ne diyorsun? Çekil defol git. Defol. Sen göreceksin. Tarık. Göreceksin sen. Mahvedeceğim seni. Benim senin babam yok. Anladın mı? Terbiyesiz. Defol git buradan. Mahvedeceğim. Defol git buradan. Bırak. Bırak. Tarık gel. Otur abi gel. Gel. Affedersiniz. Affedersiniz. Rezil olduk. Göstereceğim bana. Abicim tamam bırak. Bırak tamam bırak. Yürü. Akşam akşam bela alma başı. Bırak bırak. Alacağın olsun Tarık Yenersoy. Alacağın olsun. Oğlum, biz konu attığım adresteyiz. Oraya gel, konuşmamız lazım.
Zeynep be. Abicim şu fırını yakıversene be. Yaktım Ümit abi. Ha. Hı-hı. Ya Ümit abi sen niye zahmet ettin ki böyle? Ben restorandan getirecektim etleri işte. Dayım için yemek yapmak başka bir sanattır yani. Her an her saniye yemek yapabilir. Vallahi ben çok yanlış meslek seçtim Behra. Vallahi çok yanlış. Aşçılık okusaydım şimdiye var ya... ...beş yıldızlı otelde en kral şeftim ama... ya, ...bizim zamanımızda yoktu ki öyle aşçılık falan. Aşçılık öyle, usta çırak mesleğiydi. Sen de boğazım olduktan sonra sen her şeyi yaparsın. Yok yok ya, bizden geçti artık. Benimki öyle. Hobi, zevkine. Tamam, kestin mi oyunu? Tamam, önemli bir şey değil. Sen şuradan bir peçeteyi şey yapalım mı? Tamam. Ah be dayıcım ya. Tamam. Sonu bir dakika, bir dakika. Tamam, ben hallederim, hayır, tamam. Hayır, bir dakika. Sen onu bir şey yap. İyiyim. Bir onu bastır, çekme eline. Oh. İyisin değil mi dayıcım? İyiyim. İyiyim ya, ufacık kesik, tamam iyiyim. Geldim. Bir dakika. Tamam, şu yara bandı yeter. Hayır ya, bir dakika. Tamam, versen ben yapayım. Bana. Hayır, bir dakika. Yo, ben hallederim. Teşekkür ederim. Oğlum bir dakika ya. Behram abartma, bu kadar büyük şeye ne gerek var? Bir şey söyleyeceğim, hastaneye giderim mi? Yok artık. Ne bileyim, kan gördü, şey yaptım yani, bir panik oldum, iyi misin? Hayır tamam, iyiyim ya, iyiyim, abartmayın, tamam. Kestim minicik kesik. Şöyle şunu da koyalım, tamam. Ben bakayım. Gel. Ay, dayıcığım. Dayı. Ha? Alıştınız değil mi? Alıştık tabii canım ama çok teşekkür ederiz Nazan. Gerçekten. Merhaba Güzide Hanım. Hoş geldiniz. Nazan Hanım. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Elmas Hanım. Oylum merhaba. Merhaba, Behram, hoş merhaba. Geldiniz. Buyurun lütfen oturun. Teşekkürler. Ne kadar güzel bir ev burası. Çok iyi bulmuşsunuz. Yok, biz bulmadık. Behram'ın evi. Daha doğrusu misafirhanesi. Sağ olsun o bize açtı burayı. Yok, öyle demiyoruz. Burası istediğimiz kadar yaşayacağımız yeni evimiz diyoruz. Çok zarifsin. Teşekkürler Nazan Bey. Çok pardon. Pardon. Ben de bir dayıma bakayım anneciğim. Efendim? Güzide Hanım, yarın açıyorum davaları. Güzel. Asıl önemli olanlar bunlar değil tabii. Bu Tarık Yenersoy'u meşgul etmek için yaptığımız işler. Esas yapacağımız iş onu can evinden vurmak. Parasıyla yani. Tabii ki. Peki bu casus programından bir şey çıktı mı? Takibimde şu an için sadece ufak tefek büro harcamaları var. Ama büyük bir para hareketi olduğu zaman hemen haberimiz olacak ve aksiyon alacağız. Aman dikkat et dayıcığım, dikkat et. Yok dayım, acımıyor valla. İyiyim dayım. Bu Behram abartmış mı biraz bunu? Biraz mı? Uli. Hı. Bu çocuk seni düşünüyor. Ne alakası var ya? Şey yaptı büyük ihtimalle, panikledi, altı üstü bir tane yara bandı işte şey. Oğlum. Bu çocuk yanık sana. Ya dayı ne yanığı ya? Ne yanığı, sen bilmiyor musun ya biz Tolga'yla? Sen Tolga'yla ne? Affedersin. Sen Tolga'yla ne? Oğlum bir bakar mısınız? Ümit abi gelsin de herkesle bir. Tamam hadi git. Şuraya bir baksanıza. Ne oluyor? Ya şimdi, ben de bakabilir miyim? Tabii şimdi. Şöyle bir şeyimiz var. Ya nasıl yaparsın ya? Nasıl? Hadi beni geç. Ben sokakta da yatarım. Ama sen annemi, oğlumu nasıl sokağa atarsın? İstediğimi yaparım ben, tamam mı? İstediğimi yaparım. Sizin için köpek gibi çalışan eski mülayim babanız yok artık karşınızda. Annelerinin yardakçıları. Defol git buradan. Terbiyesiz. Bornozlu mu? Hadi defol git, gözüm görmesin. Bizim otelin sıpasındaymış. Masaj yaptırmış. Peki onlara nasıl haberi olmuş? Vallahi bilmiyorum. Bu görüntüler sinirsin derseniz hemen hallederim ama. Yani Elmas Hanım siz ne diyorsunuz? Yani işimize yarar mı bunlar? Ben bu görüntülere Allah derim.
Bunlar çok işimize yarar. Senin otelinin imajına zarar vermeyecek inşallah. Hayır canım, olur mu öyle şey? Benim için problem yok. O zaman sen bana hemen yolla, hemen. Ne düşünüyorsunuz? Bu görüntülerle Tarık Murat Yenersoy'u rezil rüsva etmeyi düşünüyorum. Sizin için bir sakıncası var mı Güzide Hanım? Yok, hayır da yani Ozan'a bir zarar gelmesin ama. Hayır, hayır. Ona hiçbir şey olmayacak, merak etmeyin. Elmas Hanım. Nezihe, ne yapıyorsunuz? Masaja mı gelmiş sizin otele? Ya bir süredir benim otelde kalıyormuş zaten. Kral dairesini istemiş ama dolu olduğu için başka suite vermişler. Kral dairesi. Vay vay vay. Güzide teyze bakın, tekrar söylüyorum. Yani bu adamı kapının önüne koy derseniz ben bir tuşla hallettireyim. Aman oğlum aman. Hiç gereği yok. Başına dert alırsın o adamın. Yok yok. Yok, bu Tarık Yenersoy öyle benim başıma bela olacak bir tip değil de yani. O ona gücü yetmez de. Gerek yok ama sağ ol. Aman Behram, kalsın otelde. Hatta uzun uzun kalsın. Öylesi bizim işimize çok gelir. Tamam, siz nasıl isterseniz. Yeşim'in haberi var mı acaba babamın otelde kaldığını? Bence bilmiyordur. Bilse çoktan otele saldırmıştı iblis. Keşke bilse var ya. Elmas Hanım, bu görüntüleri Mintoni'ye gönderelim mi? Hayır, hayır. O başka türlü öğrenecek. Nasıl öğrenecek? Yapacağız bir şeyler. Geçeceğim. Hayır, hayır. Bu haberi biraz kuvvetlendireceğiz biz. Peki efendim. Ararım ben seni sonra. Elmas Hanım, Ozan'ın adını çıkarmanızı istiyorum. Sorun değil, sileriz. Ama videoda bir sorun yok değil mi sizin için? Yani benim için yok ama bir de Ozan görsün, onaylasın ondan sonra. Ne zaman gelecek? Biraz önce aradım. Kapalıydı telefonu. Gelir birazdan. Esas fotoğraflar gelsin de Tarık Yenersoy'un şatafatlı hayatını şöyle güzel bir vurgulayalım. Pardon. Necati, ne oldu fotoğraf? Rezilliğin dibine vurdu resmen adam ya. Lobiden, restorandan ne varsa yollarsın, tamam mı? Ya yakışıyor mu ya koskoca adam? Etrafında kızlar mızlar. İnsan biraz utanır be. Ah geldi fotoğraflar. Elmas Hanım bunlar. Uyar mısın? Hem de nasıl uyar? Bunları bana hemen yollar mısın? Tabii. Elmas Hanım, Elmas Hanım. Videonun üstüne bir de şey mi yazsak? Pes dedirten görüntüler. Seni mi kıracağız Ümit? Yazarız tabii. Ümit'ciğim saçmalama. Tamam anne, düştü zaten sosyal medyaya. İyice rezil olsun, ne olacak? Rezil oldu zaten, biraz daha olsun. Pilava bakan var mı? Zeynep. Bakarım ben şimdi. Neyse, otur gideyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güzel, geç otur. Ne haber Ümit? Sağ ol abi. Sen nasılsın? Sağ olasın. Hoş geldin. Sağ ol Nazucuğum. Merhaba. Sezai Bey, merhaba tekrar. Şu habere bir de siz bakar mısınız bir avukat olarak? Siz de avukatsınız canım. Ama farklı bir göz her zaman faydalı. Olur. Güzel.
Güzel, Ozan da onaylıyorsa benim için mahsuru yok. Tamam, o da bir baksın, ondan sonra medyaya dağıtıyorum. Ya Ozan'dır peki. Şu rezilliğe bak Sezai abi. Ya çoluğunu çocuğunu sokağa atıyor. Kendisi en lüks otellerde alem peşinde. Abi alem demesek mi onu? Ay, pardon Behram ya. Senin otelin tabii ama ya alem yani. Ama şaka yapıyorum. Haklısın. Ozi. Merhaba. Merhaba. Gel, gel oğlum. Tek sağlam kalan buydu annem. Canım benim. Canım. Güzelim. Teşekkür ederim anneciğim. Tamam. Aha. Ozan. Babanla ilgili bir haber yaptırdık. Bir bak da. Senin için sakıncalı olan bir taraf varsa haberde çıkartalım. Anne. Ne? Yok. Tamamdır. Babanın orada olduğunu sen nasıl öğrendin? Aradım onu. Bir kadın açtı. Tarık Bey şu anda masaj yaptırıyor dedi. Neden aradın babanı? Bizim eve gittim. Baktım. Kadın çökmüş evimize. Hem de tepem attı. Ben de ondan sonra gittim işte ona. 30 yılımı onlar için adliyede geçirdim ben. Onlar ne yaptılar? Annelerinin yanında yer aldılar. Sırf Yeşim'e düşman oldukları için. Ama paranın kokusunu alınca ikisi birden kapıma geldiler biliyor musun? Nasıl yani? Kapına geldiler. Niye şaşırdın Yalçın? Geldiler tabii. Param var çünkü. Sen ne yaptın peki? Hı. Kovdum. Zamanında gelecekler diye. İkisini birden kovdum oradan. O yüzden kötü olduk işte. Ya annelerini bir dakikada sattılar ya. Zamanında geleceklerdi. Yok öyle şey. Ama elmas heves de fenadır ha. Ne olmuş elmas hevesi? Ha? Ben de devlet hastanesinde doktor değilim. En iyi avukatlardan biriyim ben ya. Yani. Güzü de iyi de elmas heves denen o kadını da öyle bir sıfırlayacağım ki. Yok olacaklar. Yok. Göreceksin. Ozan'cığım. Bak Sezai amcam burada. Ona biraz ayıp etmiştim. İstersen bir özür dile. Hadi güzelim benim. Hadi oğlum benim. Hadi benim güzelim. Sezai amca. Ozan. Sezai amca ben senden özür dilemek istiyorum. Ne özürü oğlum be? Nereden çıkarttın? Sana çok ayıp ettim. Sana gelip o saçma sapan lafları söylemem çok ayıp oldu. Gerçekten özür dilerim. Ozan'cığım sen erkek evlatsın tamam mı? Anneni her koşulda her durumda korumak durumundasın. Sen de onu yaptın. Yapmasan şaşardım ben. Asıl bizi koruyan sendin ama. Yok. Benim bunu aklımdan çıkarmamam gerekirdi. Sen bizim için çok değerlisin Sezai amca. Oğlum için, benim için.
Sen bize gerçek bir baba gibisin çünkü. Seni gücendirdim. Kusura bakma. Hiç gücenmedim. Tamam? Gel hadi gel. Aslanım benim. Bu güzel sofranıza beni bir kez daha misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Zaten artık siz ailedensiniz Elmas Hanım. O zaman bana Elmas deseniz. Memnuniyetle. Ama siz de bana Güzide deyin lütfen. Tabii ki. Biz de artık oğlumla abla diyebilir miyiz? Ah tabii ki, çok sevinirim, çok. Ya pilav nasıl oldu bilmiyorum yani, dibini tuttu biraz ama kusura bakmayın artık. Yo, gayet güzel görünüyor. Bakayım şuna. Güzide tutan tarafını ben alabilir miyim ya? Ha? Yalnız onu paylaşırız. Öyle mi? Tabii. Ben tamam. Talibim, onu söyleyeyim ya. Tamam. Ozan hiç sevmez babası gibi. Oylum? Efendim? Oylum nasıl sever pilavı? Oylum yani pilavı sever zaten. Yani fark etmez onun için. Öyle mi? Evet, yemekler hazır. Dayı. Harika, çok teşekkürler. Abi çok teşekkür ederim, sağ olasın. Vallahi da götürürsünüz. Elinize sağlık. Vay be. Alalım. Nazucuğum ben şurada. Nazucuğum biraz pilav alalım. Size servis edeyim mi? Olur. Teşekkür ederim. Harika. Yüzü de pilav. Yok teşekkür ederim, ben istemem. Ekmek. Çok teşekkürler. Elmas hoş bence. Yanık tarafı. Aldım, aldım. Teşekkür ederim. Evet, sen? Yok, nasıl? Tamam. Anneciğim. Canım. İyi misin? İyiyim. Çok mutluyum. Çok. Nazan. Sezai. İyi ki varsınız. Elmas. Varlığın bana güven veriyor. Çok teşekkür ederim. Behram, burayı bize açtığın için minnettarım sana. Estağfurullah Güzide teyze, ne yaptın? Dostlarla aynı sofrada olmak büyük mutlulukmuş. Büyük servetmiş. Evet. Tarık Efendi de servetinde boğulur inşallah. Yani tek başına böyle servetini dizer, paracıklarıyla konuşur, sohbet eder falan. O kadar işte ya. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Müthiş. Sen yoksun.
Çevrende kimseler yok. Zengin de olsan yoksulluğun gitmez. Yer çekimli karanfil. Değil mi? Hatırladım. Edip Cansever, dipsiz testi. Beni dinlersen Üsküdar'a gitme. İbrahim'i görme, şiir yazma. Şu herkesin bildiği düzlük, bu deli alacası çayır, ardıcı kuş, türkülü sokak, senin için değil. Sen yoksun. Çevrende kimseler yok. Zengin de olsan yoksulluğun gitmez. Nasıl boylum? Allah bir alkış atın. Harika. Ne kadar güzelmiş ya. Çok güzelmiş. Hayat gibi. Tam da öyle. Soruyorlar ya bazen şiir ne işe yarıyor diye. İşte şiir herhalde buna yarıyor. İşte bir dizeyle hayatın bütün sırrını aydınlatıyor. Hadi anneciğim, çok az kaldı. Bak pırasa çok faydalı. Anne doydum ben. Doydum yok anneciğim, bu tabak bitecek. Hem anne çok güzel yaptı bak. Zeytinyağlı, havuçlu. Hadi. Öve öve bitiremediğin yemek de bir şey olsa bari. Pırasa işte. Teyze. Ne o, yalan mı? Koskoca villada oturuyoruz, yediğimiz yemeğe bak. Hadi anneciğim, aç ağzını bir lokma daha hadi. Çok doydum. Tamam, hadi git ellerini yıka. Çocuğun yanında yapma şöyle şeyler teyze. Ay, çocuk farkına varmıyor sanki. Hiç mi sormuyor bu çocuk babam nerede diye? Hani nerede koca? Niye yok yemekte? Teyze sen demiyor musun huyuna git diye? Ben de sıkmıyorum adamı. Aman sanki her dediğimi dinliyorsun da Yeşim. Bu ne ya? Ne? Sen nasıl bir adamsın ya? Ha? Sen 30 yıllık Murat, ailesini sokağa atacak kadar şerefsiz bir adam haline nasıl geldin? Benimle doğru konuşamıyorsun. Konuşma. Ne oldu sana? Ne oldu? Başını mı çarptın? Aa. Başına darbe mi aldın? İçine şeytan mı kaçtı? Lüks otellerde mi yaşıyormuş bu adam? Ya şunun sürdüğü sefaya bak ya. Bu yüzden eve gelmiyor demek ki. Ah benim salak kızım. Çeneni kapatmak için atmış seni buraya. Sen de villalarda yaşıyorum diye seviniyorsun. Adam bir eli yağda bir eli bağda masaj yaptırıyor. Biz de burada pırasa yiyorsun. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Ne yapıyorsun? Arayacağım, hesap soracağım. Tabii tabii. Keyfini bölüp açarsa sorarsın. Alo Murat. Hoparlör aç. Hoparlör. Efendim Yeşim. Murat neredesin sen? Sana ne? Niye arıyorsun beni? Murat bu reva mı bana yaptın? Hı? Ben dolap tam takır, kredi kartım limitini aşmış, cebimde 100 lira var, kızımı nasıl doyuracağım diye düşünüyorum. Sen lüks otellerde masaj mı yaptırıyorsun? Reva mı bu bana? Ne diyorsun sen ya? Kazandığın parayı nasıl harcayacağımı bana mı öğreteceksin? Kızını da mı düşünmüyorsun hiç? Nereden çıktı bu saçma? Ya sen beni rüyanda mı gördün masaj yaptırırken? Haberlere çıkmışsın, haberlere. Ne haberi? İnternet kaynıyor, bak ne diyor bak. Ünlü avukat Tarık Yener Soy'un gerçek yüzü. Eşinin kendisine güvenerek verdiği süresiz vekaleti kullanıp ailesinin ortak mallarını üstüne geçiren Tarık Yener Soy, şaibeli yollardan edindiği parayla da kral hayatı yaşıyor. Biz senin ailen değil miyiz? Sen bizi hiç düşünmüyor musun Murat? Ben sizi yeteri kadar düşünüyorum. Paramı da sen harca diye kazanmıyorum, tamam mı? Ya bir elindekiyle yetinmesini bir öğren artık Yeşim. Ya pislik ya, pislik bu adam, pislik! Sen nasıl bir adamsın ya? Ha? Sen 30 yıllık ailesini sokağa bir atacak durmuyorsun Güzide, durmuyorsun ya, durmuyorsun. Doğru konuşamıyorsun. Konuşma. Ama bir gün seni öyle bir durduracağım ki aklın hafızadan almayacak.
Alo, ben Tarık Enersoy. Buyurun Tarık Bey. Ya oğlumla SPA'da bir tartışma yaşadık. İnternete düşmüş. Ya bu görüntü nasıl düşer internete, onu soruyorum. Bilemiyorum Tarık Bey. Misafirlerimizden video çekenler vardı. Onlar vasıtasıyla muhtemelen. Çok özür dileriz. Peki bir daha olmaması için ne yapacaksınız? Yani her türlü tedbiri almaya çalışacağız tabii. Ama siz de takdir edersiniz ki misafirlerimizin cep telefonlarına... Tamam anlaşıldı, bir şey yapmayacağız deyin. Tamam uzatma. Hale bak ya. Ben paramı sana yedirmek için kazanmıyorum diyor. Karısıyım ben onun, karısıyım. Çocuğunun annesiyim. Bana bak. Eğer böyle devam edersen görüp göreceğim bu ev. Ben sana diyeyim. Dize sen niye benim moralimi bozuyorsun? Ne yapayım yani? Yalan yere pembe tablomu çizeyim. Ne düşünüyorsam onu söylüyorum işte. Elmas, ne oldu? Habere kaç kişi bakmış? Bir kere bütün haber siteleri kopyalayıp paylaşmış. Her birinin altında şu an en az 60 küsur tane yorum var. Çok iyi. Çok iyi. Babam haberi görünce çıldıracak. Kesin. Kudursun. Rahat rahat yemesin servetini. Ben bakarım. Tolga? Ne işin var senin burada? Seninle konuşmaya geldim. Nasıl buldun sen burayı? Dayım mı? Önemi yok oğlum. Seninle konuşmaya geldim. Konuştuk zaten. Oğlum yapma. Lütfen bir dinle beni. Böyle olmaz. Lütfen. Ne korsanı? Korsan, siber korsan. Yani işte şirketin güvenlik açığını bulup her yeri felç ettiler. Bütün hizmet verdiğimiz sistemler çöktü. Hastaneler, okullar, yatırım şirketleri. Yani konu sadece benimle ilgili bile değildi oğlum. Yani ameliyatlar durdu. Ya bunun durması için de çok para istediler. Ne kadar? 10 milyon dolar. Baban mı verdi? Evet. Babandan para aldığını söylememek için sakladın her şeyi. Oğlum, biliyorum sana çok kez yalancı dedim. Bu yüzden sana çok kızdım. Ve sen de kızdığım şeyi kendim yaptım sana. Sana yalan söyledim. Bunun için özür dilerim senden. Tolga, o senin baban. Tabii ki senin iyiliğini düşünecek. Onu silmeni beklemek benim hatamdı. Ama senin baban benim aileme çok kötü şeyler yaşattı. Ben bunu aileme yapamam. Oğlum bak, evet. Babam beni çok büyük bir sıkıntıdan kurtardı, evet. Ama bu yaptıklarından sonra benim onu affetmem mümkün değil ki. Ben seçimimi yaptım oğlum, ben seni seçtim.
Ben babamın günahları yüzünden sevdiğim, aşık olduğum kadından vazgeçmeyeceğim. Çünkü seni çok seviyorum. Ben de. Seni çok seviyorum Tolga. Ben de bir şeyini unutmuşsun. Parmağına ne oldu senin? Kesik öylesine. Salata yaparken yaptım. Pansumanı biraz abartmışsın. Yalnız Güzide, bu sizin ev çok tehlikeli. Neden canım? Senin sofrana oturunca insanda ne irade kalıyor ne başka bir şey. Yok ya, her zaman öyle değil. Bu akşam öyle oldu. Ya geçen gece de öyle olmuştu. Aa, onun müsebbibi bak orada. Ah Ümit ah. Oylum nerede? Gelir şimdi abla. Gelir. Bakın kim geldi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Tolga'cığım. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Tolga, hoş geldin. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Güzide teyze, geçmiş olsun. Neler gelmiş başınıza? Sorma. Rutin oldu artık. Olaysız günümüz yok. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok oğlum. Sağ ol, sorman yeter. Evi çabuk bulmuşsunuz ama bir de güzelmiş burası. Biz bulmadık sağ olsun. Behram, yani onun evi, yani evlerinden biriymiş, bize açtı. Anladım. Şey, sen şu haberi gördün mü? Babanın haberi mi? Evet, gördüm. Sorma. Behram'ın otelinde sefa sürüyormuş. Behram'ın oteli... Ha Diber, doğru Diber. Senin otelin değil mi? Sağ ol Zeynep. Ben hallederim servisi. Tolga yumul. Behram'ın bir şefi varmış, o yapmış. Ben cevizli seviyorum. Çıkalım mı? Nereye? Fark etmez. Yani kimisin olacağı bir yere. Çıkalım. Anneciğim, yavrum. Biz sana bir şey söyleyeceğiz. Hayda, nedir, ciddi bir durum mu var? Söyleyin. Söyleyin. Babam bize para teklif etti.
Ne parası ya? Param? Ciddi misin sen? Elmas Hevesi Hazretmeni ve boşandığında da bir kuruş tazminat almamanı istiyor. Bize de seni ikna etmemiz karşılığında birer milyon dolar teklif etti. Ne zaman? Yani şu yemek yemeye çıkmıştık ya, bir şey konuşacaktı. O gece. Niye bana söylemediniz? Üzülürsün diye düşündük. Bilemedik. O gün hesap cüzdanlarını koydu önümüze. İkimize de birer hesap açmış. Birer milyon dolar. Ama blokeli. Seni ikna ettiğimiz an para hesaplarımızda olacaktı. Bununla da kalmadı. Biz onu zaten reddettik ama... hani şu casus programı yüklemek için ofisine gitmiştim ya. İşte orada rakam arttırdı. 2 milyon vereyim, öyle ikna et dedi. Niye kabul etmediniz? Anneciğim, nasıl soru? Biz seni satar mıyız? Yavrum, babanızın derdi benimle, sizinle değil ki. Ya alın o parayı, alın bir hayat kurun kendinize. Anne şaka mı yapıyorsun? Olur mu öyle şey? Niye şaka yapayım Ozan? Babanız kim bilir daha ne dertler açacak benim başıma. Alın o parayı. Alın, alın hayatınızı kurtarın. Anne hayır, hayır lütfen. Bir daha böyle bir şey söyleme. Anne ne biçim konuşuyorsun ya? Anne bizim sevgimize paha biçilebilir mi? Ya ben ne kadar zengin olursam olayım. Siz olmadıktan sonra paranın ne anlamı var? Ya parası batsın. Parasında bu olsun inşallah. Annem, bize sen lazımsın. Anneciğim sensiz olmaz ki. Teşekkür ederim çocuklar. Anne lütfen bir daha böyle şeyler söyleme. Ya bunlar ne güzel evlatlar ya. Bunların ne güzel kalbi var. Sen ne güzel yetiştirdin abla bunları. Ne güzel yetiştirdin. Bunlar benim canlarım ya, canlarım. Ya 2 milyon dolar ne demek be? İnsanlar var ya, 100 bin, 200 bin dolar için annesini babasını komple satıyor. Anne. Şimdi sana ben bir şey söyleyeceğim. Ama hemen celallenmeyeceksin. Tamam mı? Senden bir şey saklamak istemiyorum çünkü. Allah'ım kötü bir şey söyleyecek. Bak bu benim kendi kararım. Beni vazgeçirmeye kalkma. Ozancığım gerçekten. Bak şu ensem şu anda var ya. Sertleşti gerçekten söyle. Ben... Volta'nın şirketinde çalışmaya başladım. Ozan sen... Ozan sen ne diyorsun ya, ciddi misin? Sen ne yaptın Ozan? Ne yaptın sen Ozan? Ya bir durun, bir durun ya. Tamam hemen saldırıya geçtiniz. Bir planım var herhalde. Ne planı? Ya ben o herifin şirketine para kazanmak için girmedim. Yani Oltan Kaşifoğlu'nu içeriden çökertmek istiyorum anne ben. Tamam mı? Belgesi, bilgisi, girdisi, çıktısı. Bu herif neler çeviriyor, neler dönüyor. İçeri girince hepsini öğrenmiş olacağım. Ozancığım, o adam kötülük timsali. Yapmadığı kötülük kalmadı ya, sen bilmiyor musun? Ben şimdi bir de bunu mu düşüneceğim Ozan? Ben şimdi bunu mu düşüneceğim Ozan? Ya ben... Ya ben... Ben de Oltan şerefsizinin tekrar bana ne zaman şantaj yapacağını düşünerek mi yaşayacağım anne? He? Ya o görüntüler silinmiyor anne. Biliyorsun. İstediği kadar sildim, yok ettim desin ya, silinmiyor. O görüntüler silinmiyor. Anne ben Oltan'ın elindeyim. Tamam mı? Ancak ben de ona karşı kullanacak bir koz ele geçirirsem o heriften kurtulurum. Ya ben her sabah o görüntülerle uyanıyorum. O herifin elindeki görüntülerle uyanıyorum anne. Her gece gözümü o görüntülerle kapatıyorum.
Ya günde 100 kere benim aklıma o görüntüler geliyor. Esaret bu anne. Anlasana, esaret. Bu esaretten kurtulmanın başka bir yolu yok. Konuştuğumuz odayı şimdilik bir kullanım dışı bırakalım. Olur mu? Şu tadilat bir geçsin. Ondan sonra yine bakarız zaten. Tabii Behram Bey. Voltan kaşif oldu mu? Evet o Behram Bey. Niye bu saati bekliyor bu işlemler? Ha? Voltan? Tarık? Hayret. Seni burada görmeyi beklemiyordum. Haberleri görmedin galiba. Diver Oteli'nin suitindeki lüks hayatım internete düştü. Gördüm, gördüm. Şaşırdım. Tarık parasını mezara götürmekten vazgeçmiş diye düşündüm. Artık bundan sonra layık olduğum gibi yaşamaya karar verdim. En lüks hayatı hak ettim diyorsun yani. Güzide ile çocukları evden atarak başladın ha? Hayırdır böyle bavullar mavullar gelmiş? Yaza kadar bizim otelde kalacakmış. Otelin kral dairesini kiraladı. Yaza kadar? Hep öyle yaptığını duydum. Havalar soğuyunca otelin kral dairesine yerleşiyormuş. Haziran ayı gibi de kendi yatına geçiyormuş. Allah'ım. Çok cins bir adam bu Behram Bey. Ha, belli belli. Orası öyle. Çok memnun edin. Tamam mı? Bakın herhangi bir konuda şikayet ettiğini duymak istemiyorum. Merak etmeyin. Voltan Bey, her şey hazır efendim. Geliyorum Abdüş. Görüşürüz. Görüşürüz. Ha, bu arada Tay masaj sana göre değil. Taş terapisini dene. Hadi eyvallah. Sen alınacakları yaz bana abi, tamam mı? Ben çocukları aldırır yerleştiririm. Yorma kendini. Yormam, yorma. Başka bir şey var mı abi? Sen ne yaptın, konuştun mu Nazmi ile? Çoktan. Güzden ofise gitmiştir bile o. Güzel, güzel. Tamam. Hadi alasmadık abi. Merhaba. Merhaba. Avukat hanımla görüşecektim. Tabii, buyurun. Gel. Avukat hanım, bir beyefendi sizinle görüşmek istiyor. Tamam, gelsin. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Ben Nazmi Karahanlı. Memnun oldum, hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Ne içersiniz? Bir şey almayayım, sağ olun. Teşekkürler. Buyurun Nazmi Bey. Şimdi bu adam nereden çıktı diye düşünüyorsunuzdur muhtemelen. Estağfurullah. Sezai abi sizi çok methetti. Gözün kapalı. Bütün şirketini kendisine emanet edebilirsin dedi. Sezai sağ olsun. Buyurun. Şimdi Güzide Hanım, benim bir tekstil fabrikam var. Evet. Bugüne kadar da herhangi bir hukuk danışmana ihtiyacım olmadı. Ama şimdi işler büyüyor. İhracata başladık. Bir iki ortaklık girişimimiz de var. Kuralsız kaidesiz bu işler olmaz biliyorsunuz. Evet. Bizim de hukuk bilgimiz bir yere kadar. Sezai abi sizden bahsedince bir oturalım konuşalım istedim. Yani lafın kısası, benim şirketlerimin hukuki danışmanlığını üstlenirseniz ben çok memnun olacağım. Ne demek memnuniyetle, seve seve. Harika, o zaman anlaştık diyebilir miyiz? Tabii, diyebiliriz. Peki, o zaman fazla zamanınızı almayayım ben. Estağfurullah. Bütün evrakları ben akşama kadar yollasam sorun olmaz. Olmaz olmaz tabii. Yarın görüşürüz zaten. Peki. İyi günler. İyi günler. Teşekkürler Nazmi Bey. Sezai ya.
Sezai? Çok süründürdün mü Tolga'yı? Yani görünce dayanamıyorum zaten. Bir de perişan haldeydi. Ay yerim. Kıyamıyorsun tabii bir de. Yani. Peki çok bozuldu mu Tolga? Neye bozulacak? Behram'ın evinde olmanıza. Ha. Bozuldu tabii ona. Ama belli etmedi. Ya bir de yani isteyerek yapmadık ki. Biliyor. Yani. Behram Tolga'yı görünce çok bozuldu mu? Bir de seni yüzüksüz görünce iyice sevinmiştir. Yok canım. Ya ne alaka ya? Nasıl ne alakası var? Behram hasta sana. Diyorum inanmıyorsun. Abartıyorsun Selin. Ya hasta falan değil. Yani öyle bir hoşlanma. Hani biten giden bir şey gibi yani, anladın mı? Ya biten giden bir şey. Ya fırsatını bulsa kaçıracak seni, haberin yok. Yavaş kaçırsın. Sen onu bırak. Ozi'den ne haber? Ne haber vereceğim Ozi'den? Saçma sapan bir şeydi işte, bitti gitti. Saçma sapan bir şeydi. Öyle. Gönlü yokmuş bende işte oğlum. Konu kapandı yani, geçti gitti. Ayrıca siz büyüttünüz Ümit abi, sen. Ya Ozan'ın aşkından ölüyorum sandınız. Ozan da onun aşkından ölüyorum sandı. Hı. Biz suçlu olduk yani. Ya sizi suçlamıyorum tabii ama... Ya basit bir hoşlanmaydı benimkisi. Ama Ozan'ın ödü koptu resmen. Mesafe girdi aramıza bu yüzden. Tamam o zaman. Yani madem öyle söyle. Gidip konuşsana Ozan'la. Anlat yani. De ki ben aslında senden öyle sandığın gibi hoşlanmıyorum. Büyütmüşler işte de. Hem için rahat eder. Ya siz ne zamandır birbirinizi tanıyorsunuz? Rahatlarsın bence. Git söyle, anlat işte. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. İçin rahat etsin. Portakalı rendeledin mi? Fırına koyunca hatırlatsaydın Selin. Benim de şimdi aklıma geldi. Ne yapayım? Lafa tuttun, unuttum. E tamam. Üzerine rendeleyeceğiz artık. Neyse öyle de lezzetli olur. Dur. Dur. Yıkadın mı sen bunu? Yok. Getir. Ne yapacaksın? Saçları bir poşetin içine koyacağım. Götürüp Murat'ın önüne atacağım. Diyeceğim ki bu Melis'in saçları. Sen de babasısın. İnanmıyorsa git DNA testi yaptır. Bu kadar basit. Bilmiyorum ya. Yeşim, çok kolay olacak. İkimiz de kazanacağız. 500 bin dolar mı isteyeceksin? 1 milyon da isterim ama... Ya vermezse? Yani verebileceği bir rakam söylememiz daha doğru olur. Yarısı benim ama değil mi? Tabii ki yarısı senin. Parayı alır almaz gelip avcuna sayacağım. 250 bin dolar. İyi düşün. Çok iyi para. Ya arkamdan iş çevirirsin? Nasıl iş? Parayı alırsan, yarısını bana vermezsen. Ya böyle bir risk alır mıyım sence? Ha? Sonra sen gider Murat'a söylersin. Melis senin kızın değil dersin. O da benim peşime düşer. Sonrası polis, hapis. Aptal mıyım ben? Ne diyorsun? Bilmiyorum Nihal, bilmiyorum. Senin arkamdan dolap çevirmeyeceğinden emin olamıyorum. Ay, iyi tamam. Ben sana daha fazla dil dökemeyeceğim. Melis, hadi kızım. Böyle bir fırsat bir daha da eline geçmezdi ama sen madem bana güvenmiyorsun, Murat'tan 3 kuruş harçlık alacağım diye 40 tane takla atmaya devam etsen. Melis! Melis! Hadi gidiyoruz! Ne atar yapıyorsun, bir düşünelim diyorum. Ya sen bana sosyal medyadan tamam kabul ediyorum yazmadın mı? Geldim işte tamam buraya, bir dünya soru. Yok ben sana güvenemezsem, yok arkamdan dolap çevirirsem. Güvenmiyorsan yapmayalım canım, tamam. Melis hadi! Melis! Hoşça kal yeşim. Sana aç bile aç hayatında başarılar dilerim. Tamam dur. Yapacağım.
Al. Alo Ozan, merhaba, nasılsın? İyiyim. Sağ ol Selin. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Müsaitsen görüşebilir miyiz diyecektim. Yoğunum şu an Selin ya, çalışıyorum. Lütfen ama benim için önemli. Dem çok uzun tutmayacağım zaten. Peki. Tamam o zaman. Bir saniye. Tamam, ben de yemek arasına gireceğim zaten. Nerede buluşalım? Ben konum atıyorum sana şimdi. Tamam, görüşürüz. Tarık Bey, bir kadın geldi sizi görmek istiyor. Ne istiyormuş? Sordum ama söylemiyor maalesef. Kimmiş, öğrenebildin mi? Bak Hande, her görüşmek isteyenle görüşürsek burada iş yapamayız değil mi? Ne istediğimi sadece sana söyleyebilirim Murat. Sen nereden çıktın? Adımı bile hatırlamıyorsun değil mi? Saçmalama. Söyle o zaman. Adım ne? Ne var? Pardon. Nihal. İyi bari. Onu hatırlıyorsun. Nihal'cim, senin için ne yapabilirim? Niçin geldin buraya? Kızına sahip çık demeye geldim. Kızım. Evet. Bizim bir kızımız var Murat. Adı Melis. Bak. Tıpkı sen. Allah Allah. Nereden çıktı bu şimdi kız? Ya ben hatırlamıyorum böyle bir şey. Yeşim'e ev açtığın sırada birlikte olmuştuk. Hani kavga etmiştiniz. Bana dertleşmeye gelmiştin. O gece bende kalmıştın. İşte o gece hamile kaldım. Yeşim'le evli olduğunuzu sanıyordum. Hani nikahınızın sahte olduğunu bilmiyordum. Sen kimi kandırıyorsun be kızım ya? Ha? Şimdi mi aklına geldi yani senin bir kızın var demek? Şu işe bak ya. Servetimle ilgili bir haber çıktı. Duyan geliyor. Peki. Al. Kızının saçları. Yaptır DNA testi. Babası mısın, değil misin? Kendin gör. Ha. Diyeceksin ki. Niye şimdi? Eşimde bir kalıtsal rahatsızlık çıktı. Melis'te de var mı yok mu diye test yaptırmış benden gizli. Zaten şüpheleniyormuş. O zaman anlamış kendi kızı olmadığını. İkimizi de kapının önüne koydu. İşte bu yüzden geldim. Yoksa senin kapının önünden bile geçmezdim. Hadi defol git, defol git buradan hadi. Beni zorlama Murat. Gel, güzel güzel anlaşalım. Bak, karının avukatı için kafa koparan diyorlar. Bir kızın daha olduğunu öğrenirse benim de avukatlığımı yapar herhalde. Ne istiyorsun? $500,000. (Gülüyor)
senden başka hiçbir şey talep etmeyeceğime dair bir sözleşme imzalarız. Sen parayı verirsin. Ben de bir daha asla karşına çıkmam. Ha, dersen ki ben kızımı tanımak istiyorum. Hayatımda olsun istiyorum. Ona da itiraz edecek değilim. Selin. Ozan, merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Oturalım mı? Olur. Ya apar topar çağırdım. Kusura bakma ama konuşmamız lazımdı. Olur. Konuşalım tabii. Geçen gece restoranda olanlar biraz şeydi. Nasıl desem? Tuhaf. Tuhaf. Ben çok mahcup oldum. Selin, mahcup olacak bir şey yok. Var. Her şey bir yanlış anlamadan ortaya çıktı. Nasıl yani? Yanlış anlama derken? Şöyle yani. Ben bir ara çok kısa bir süre ama senden hoşlandığımı düşünüyordum. Öyle sandım, daha doğrusu. bu hissettiğimi sandığım şeyi de Oylum'a anlattım. Biliyorsun biz her şeyi, yani ne düşünüyorsak, ne hissediyorsak anlatıyoruz birbirimize. Mesut'la biz de öyleyiz. Her şeyi konuşuruz. Neyse. O da gitmiş Tolga'ya bahsetmiş. Yani akıllarınca bizi bir araya getirmek için plan yapmışlar ama benim haberim yoktu. O akşam da restorana giderken senin orada olacağını bilmiyordum gerçekten. Ben fark ettim zaten. Beni görünce şaşırdın sen de. Şaşırdım evet. Ama daha çok utandım. Sanki ben istemişim. Bizi buluşturun demişim gibi oldu. Çok mahcup oldum. Selin dedim ya, yani mahcup olacak bir şey yok. Ozan ben senin sohbetinden, arkadaşlığından çok keyif alıyorum. Birlikte vakit geçirmeyi çok seviyordum. Ben de. Ve bu yüzden böyle olmayan bir şeyden dolayı dostluğumuzu kaybetmek istemem. Eğer sen de tamam dersen o geceyi unutalım ve eskisi gibi devam edelim, olur mu? Olur. İsterim tabii. Hem de çok isterim. Gel. Gel bir sarılayım sana. Gel. Gel bakalım. Gel. Bak. Oylum neyse sen de olsun benim için. Tamam mı? Kardeşim gibisin sen benim. Anlaştık mı? Sağ ol. Ah be, çok rahatladım. Ben de. Bu yanlış anlamayı giderdiğimize göre ben kaçayım artık. Bir şeyler ısmarlayayım sana. Ders çalışmam lazım. Tamam, borcum olsun ama. Görüşürüz. Dikkat et. Ha, anladım. Bu arada lansman organizasyonları için bize başka bir şirket lazım. O geri zekalılarla bir daha çalışmak istemiyorum. Tamam, her neyse. Konuşalım bunu. Tamam. Bilgilendirin beni. İki takımınızı kuru temizlemeye gönderdim. Ayakkabılarınızı da otelin lostrasına bıraktım. Tamam Abdüş, güzel. Efendim Oltan Bey. Oltan amca bitti ha? Ben bitirmedim. Öyle olsun. Nasıl şantiyede işler? İyi, gayet iyi. Bir sıkıntı yok.
Sen işin başındayken sıkıntı olacağını düşünmüyordum zaten Ozan'cığım. Bana oranın evrakları lazım. Otele getirebilir misin? Tamam. Hangilerini istiyorsunuz? Hepsini. Olabildiğince çabuk lütfen. Bekliyorum. Tamam. Görüşürüz. Afiyet olsun. Ozan'la mı konuştunuz? Söyle Abdüş. Çıkar baklayı ağzına. Dün burada büyük olay olmuş Oltan Bey. Ozan baskın yapar gibi gelmiş. Babasını benzetmiş bayağı. Biliyorum. İzledim videoyu. Niye öyle bakıyorsun? Sizin de her şeyden haberiniz oluyor Oltan Bey. Bir ağız tadıyla haber veremiyoruz. Tarık Efendi bu yaştan sonra para yemeyi öğrenmiş. Yalnız bir sızma var gibi geliyor bana Abdüş, sence? Kesin var Oltan Bey. Neredeyse odasından görüntüler bile var. Otel sızdırmış bunları. Taner. Ortak ne haber? Ortak mı? Bu ortaklık bayağı eskidendi diye hatırlıyorum ben ama. He. O beni dolandırıp hisselerime çökmeden önceydi, öyle mi? Dolandırmak. Şimdi ben şöyle hatırlıyorum. Sen hisselerini bana satmak istedin. Ben de parasını verdim, aldım. Dolandırmak mı bu? Sen verdiğin 3 kuruş paraya para mı diyorsun Tolga? He? Sudan ucuza çöktün hisselerime. Sen laftan anlamıyorsun galiba. Sen hisselerini bana satmak istedin. Oturduk, hesap kitap yaptık seninle. Ben de parasını verdim, aldım. Ayrıca bu yıllar önceydi, ne anlatıyorsun sen? Bana aradaki farkı ödeyeceksin Tolga. Ya şirketin şimdiki değerinden hakkımı verirsin ya da... Ya da ne? Pislik herif. Merhabalar Oltan Bey. Hoş geldiniz Eliş. Mazsak şantiyenin evrakları geldi mi? Geliyor. Biz başlayalım. Tabii. Bişkek'le konuştun mu? Konuştum. Teklifimizi inceliyorlarmış. Önümüzdeki hafta dönüş yapacaklar. Güzel. Lansman için yeni şirketlerle görüşmemiz lazım. Not al. Tamam. İsterseniz bir liste yapabilirim. Yap. Listede 20 şirket olsun. Teklifleri al. Ön görüşmeleri yap. 2'ye indir. Son kararı ben vereceğim. Tabii ki. Bu arada Tandars Mimarlık'la ilgili bir haber düştü. Takip et demiştiniz. Nihayet düştü mü? Çizimleri çaldırdıkları için konsorsiyumdan çıkarılmışlar. İnşaat sektöründe büyük şok. Tandars Mimarlık isyan etti. Emeğimiz çalındı. Hani kuş uçurtmuyorlardı? Telefon bile sokmuyorlardı içeri. Ne oldu? Baş mimarı suçluyorlar. Nursel Aytoma. Hemen kovmuşlar kadını. İyi yapmışlar. Ben de olsam kovarım. Hatta sadece baş mimarı değil. Bütün proje ekibini kovarım. Neyse. Biz işimize bakalım. Gel Ozan, hoş geldin. Hoş bulduk. Siz tanışıyor musunuz? Zeliş benim özel asistanım. Ozan da Maslak Şantiye'nin şefi. Merhaba. Merhaba. Siz başlayın, ben geliyorum. Efendim Fikret. Tamam, gönder. İyi. Zeliş, ben geçen gün teknenin orada söylediklerim için özür dilerim. Biraz ileri gittim. Biraz mı? Bana ne ima ettiğini hatırlıyorsun değil mi? Tamam.
Biraz değil, fazla ileri gittim. Haklısın. Haddimi aştım. Özür dilerim. Yalnız senin elin de ağırmış bayağı. O tokat için özür bekliyorsan dilemeyeceğim. Yo. Hak ettim. Fazlasını da hak ettim. Oltan Bey, siz başlayın demişti de orada mı evrak? Burada. Stoklardan mı başlayalım, muhasebeden mi? Bence önce stoklar. Oğlum yavaş. Yavaş ya şunu ya. Boğulacağım bak ha. Hık diye gideceksin sonra. Tokada gel Tokada. Nasıl yedin Sille'yi? Ya ben biraz imalı konuştum galiba. Hatta biraz değil, biraz fazla imalı konuştum. İmalı derken? Yani Oltan senden yaşça büyük değil mi? Böyle paraya pula lükse alışırsan eski hayatın çekilmez olur. Ya böyle saçma sapan bir sürü şey söylemiş de kıza salak gibi. Yuh. Yuh be oğlum. Söyledin mi bunları gerçekten? Ya tamam oğlum ya. Söyledim işte. Hem zaten boşu boşuna o kadar laf etmişim. Kızın Oltan'ın öyle bir durumu yokmuş ki. Sabah akşam neden teknesindeymiş o zaman? Oğlum kız Oltan'ın özel asistanıymış çünkü. O yüzden sabah akşam gidip geliyormuş. Ya sen de sürekli gazlıyorsun beni. Bak hepsi senin yüzünden ha. Yapma ya. Asistanıymış demek. O zaman büyük rezil oldun kardeşim. Ya olursam olayım ne olacak? Oğlum sevgili değillermiş diyorum sana. Yani Zeliş'le Oltan birlikte değil. Ya rezil de olurum, sefil de olurum. Umurumda mı sence benim bu saatten sonra? Bak kardeşime bak sen ya. Sen bayağı takıksın bu kıza. Havada aşk kokusu var. Oltan'la çalışıyorsa siz de sık sık karşılaşırsınız belki. Hı? Bugün karşılaştık zaten. Hadi ya, özür dileseydin. Ya diledim oğlum, dilemez olur muyum? Diledim tabii ki. Kabul etti mi? E gibi. Yani işte etti de yetmez. Benim bir şekilde Zeliş'in gönlünü almam lazım. Serinledi gibi biraz üşüdüysen gidebiliriz. Hayır. Hayır hava çok iyi. Üşümedim bak. Ya yapma. Ya oğlum. Sence annen babamla bir araya gelir mi? Yani aynı masaya oturur mu? Yani sence? Evet. Evet ama ben yine de bir denemek istiyorum. İkisini buluşturmak istiyorum. Neden? Yani barıştırmak gibi bir niyetin varsa imkansız Tolga. Yok yani tam tersi. Oğlum ben babamla ilişkimi tamamen kesmek istiyorum. Ve bunu da Güzide teyze ve senin önünde yapmak istiyorum. Böyle bir şey asla mecbur değilsin. Yok şey mecburiyetten değil sadece ne bileyim böylesi daha doğru geliyor. Tamam. Yani sen kendini daha rahat hissedeceksen öyle yapalım ama annem bir araya gelmeyi asla kabul etmez ya sanmam. Biz de söylemeyiz o zaman. Söylemeyiz mi? Nasıl buluşturacağız ki o zaman?
Alo, Nihal, bir şey mi oldu? Ne? Ya Nihal, niye geliyorsun? Ben sana gelme demedim mi? Teyzem evde. Tamam. Tamam, kimseyi görünme. Tamam, getireceğim hadi. Geliyorum, kapat. Gene ne fırıldak çeviriyorsun Mintoni? Yeşim. Yeşim, buradayım. Niye geldin sen buraya? Aa, ne demek niye geldin? Murat'la konuştuklarımızı anlatacağım ya sana. Telefonda anlatsaydın ya. Ya buraya kadar gel. İyi, ben gideyim, telefon açayım sana. Ay iyi, tamam tamam. Ne kadar istedin? 500.000 dolar. Az mı? İyi iyi. Peki ne oldu? İkna oldu mu kızın kendisinden olduğunu? Ya daha testin sonucu çıkmadı. DNA testin sonucu çıksın. Olacak tabii. Ne diyorsun, verecek mi parayı? Eşek gibi verecek hayatım. Eğer bir iki gün içinde biz bir açık vermezsek zenginiz. Hadi inşallah. Hadi git teyzem görmeden. Sen getirdin mi? Burada. Öykünün saçları. Diş fırçası. Sen niye bunları istiyorsun ki bir daha? Ben sana test için saç vermiştim. Ya şimdi ben tekrar emin olmak için test yaptırmak istiyorum falan der. Bizim işimiz garanti olsun. Evet diyebilir. Pimpirikli manyak. Bana bak. Parayı yarı yarıya kırışacağız ona göre. Sen hiç merak etme. O iş bende. Hadi ben gidiyorum. Tamam. Görünme kimseye. Hadi. Tamam, merak etme. Vay arkadaş ya. Şu kadına bak. Tarık Efendi'yi dolandırıyor. Açık vermeselermiş. Çoktan verdim Mintoni. Çoktan verdin. Bu yıl çok palamut oldu değil mi? Ama artık son. Yani bundan sonra pek palamut çıkmaz. Şimdi sarı kanat mevsimidir. Bundan sonra bol bol sarı kanat yeriz ya. Hamsi çok olmadı ama. Hı? Hamsi. Hamsi. Olmadı. Çünkü bu da palamudun besini ya. Nazmi Bey'i yollayacağını niye bana söylemedin? İtiraz ederdin çünkü. Güzide Hanım hatır gönül işlerini sevmez. Öyle yapsaydın Nazmi Bey de iyi bir avukattan mahrum kalırdı. Ya aslında bu tür işleri de bundan sonra sana emri vaki yapacağım. Hiç söylemeyeceğim. Vallahi. Bir porsiyon daha söyleyeceğim. Yok yok, yiyemem. Yeriz ya. Yok vallahi ben yiyemem. Sen iste istersen. İyi o zaman, tamam. Bakar mısın? Buyur abi. Helva var mı? Olmaz mı abi? Var. Aynı helvası. Var. Tamam. Bir porsiyon helva, iki de kahve. Sade olsun. Hay hay. Balıktan sonra helva yeme adeti İstanbul adeti değil mi? Yok, biz İzmir'de balığın arkasından hemen helva yeriz. Ben herhalde bozkır çocuğu olduğum için adetlerden haberim yok. Ben deniz balığını ilk 14 yaşında yedim, biliyor musun? Vallahi. Babam rahmetli İstanbul'a getirmişti. Yatır lise sınavları için. Bilmiyordum. Evet. Peki sen tatlı su balığı falan yemedin mi? Hani sazan falan. Yok, yedim tabii. Bizim zaten Kızıldırmak'tan çok çıkar sazan. Ama sanki pek anam sevmezdi, yapmazdı balığı. O daha çok etçiydi, et yemekleri yapardı. Vallahi biz kahvaltıda bile balık yerdik. Annem yapardı. Ben sana bir şey aldım. Konuşmuştuk ya, kitapçını vitrinde görünce aklıma geldi. Bir de yani teşekkür niyetine. Zahmet etmişsin ama çok teşekkürler, çok sağ ol. En sevdiğim şairdir ya. Biliyorum. Yaralarım aşktandır. Şiir böyle bir şey değil mi? İki tane anlamsız kelime yan yana geliyor ama müthiş bir derinlik. Yaralarım aşktandır.
Furuk'un bütün çaresizliğini, bütün kederini. Ezilmişliği. Hepsini ifade ediyor değil mi? İki kelimeyle. Ha, bak ne okuyacağım sana. Kimse beni güneşle tanıştırmayacak. Kimse beni serçelerin konukluğuna götürmeyecek. Uçmayı hatırla. Kuş ölümlüdür. Bu dökümü Kalenderoğlu dosyasına koyalım, mahkemeye sunacağız. Tarık Yenersoy'da neredeyiz? Hiç hareket yok. Maalesef. Hesapta da hiç hareket yok. Adam parasını resmen gömdü. Servetinin izini kaybettirdi. Nerede hata yapıyoruz Özlem? Başka bir şey var mıydı? Yok Tarık Bey. Tamam, çıkabilirsin. Ha Hande. Emin adliyeden gelir gelmez söylediğim dilekçeyi yazsın. Tamam mı? Duruşmayı erteletmemiz lazım çünkü. Başüstüne Tarık Bey. Telefonuna casus program yüklediğimiz fark ettiyse eğer... Yenersoy'a mail geldi. Full Science Genetik Laboratuvarı mı? Allah Allah. Yapılan DNA incelemesinde %99.99 oranında eşleşme sağlanmış olup... istem sahibi Tarık Yenersoy'un baba olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tarık Murat Yenersoy. Yeni bir çocuk daha ha. Harika. Yuh ama artık Elmas Hanım nasıl bir adammış bu ya? Adam feci bir adam. Ama iyi oldu Özlem. Harika oldu bu. Benim çocuğummuş, benim çocuğummuş. Ya bunca yıl sonra nasıl olur ya, nasıl olur? Of. Yıldız. Tarık Bey, Nihal Hanım geldi. Randevusu yok ama acilmiş. Al içeri, al içeri. Buyurun. Kapıyı da kapat. Tamam. Merhaba Murat. Test sonucunu aldın mı? Yüzünün haline bakılırsa almışsın. Geç otur, geç otur. Bu durumda para meselesini konuşabiliriz artık yani... Kızının masrafları için. Nasıl yapıyoruz? Yani parayı nakit mi verirsin? Hani ben öyle tercih ederim ama... hani 500 bin doları nasıl nakit vereceğim dersen banka hesabıma da... 500 bin doları unut. Nasıl yani? 500 bin doları unut, öyle bir para yok. Vermeyeceğim diyorsun yani. Peki, sen bilirsin. Gayrimeşru bir kızın daha olduğunu herkes duysun, cümle alem öğrensin istiyorsan... karın, ailen, sonra yeşim. Asıl avukat Elmas Hanım. Kim öğrenirse öğrensin. Benim bu saatten sonra kimseden korkum yok, anladın mı? Ne Güzide, ne çocuklarım, ne yeşim. Kimseden çekinmiyorum. Ama Melis. Bak, sana 200 bin dolar veriyorum. İlk ve son teklifim.
200 mü? Parayı alıyorsun ve çekip gidiyorsun buradan. Kendi çocuğuna, öz evladına layık gördüğün para bu mu? Kendi canından, kanından olan. Pazarlık yok. Al, şurayı imzala. Bütün haklarından feragat edeceksin. Bu konu hakkında kimseye tek laf etmeyeceksin. Sen ve kızın bir daha karşıma çıkmayacaksınız. Tamam? O senin de kızın Murat. Hiç mi merak etmiyorsun? Bak, 3 dakika sana izin veriyorum. Sözleşmeyi sonra yırtarım, 5 kuruş da sana para vermem. Tamam mı? Süre başladı. Sen ne vicdansız, ne merhametsiz bir insansın. Kendi öz kızına... 2 dakikan kaldı. Bir dakikan kaldı. İmzalıyor musun, imzalamıyor musun? Tamam. Tamam, imzalayacağım. Güzel. Önce para. Hesap numaranı ver. İmzala. Ya göndermezsen? Tamam mı? Güzel. İşimiz bittiyse hadi güle güle. Bir gün kızını görmek istersen... Güle güle dedim sana Nihal. Hadi çık git. Annesine ulaşmamızı isterseniz hemen harekete geçebiliriz. Ah, hesap hareketi. Nihayet ya. Tahiti'de bir hesabı varmış. Bank of Mareo'dan Türkiye'deki bir hesaba 200 bin dolar göndermiş. Transfer yapılan hesap Ayşe Nihal Beslen adına. Bu kesin DNA raporuyla alakalı bir şey. Olabilir. Çocuğun annesine sus payı olarak 200 bin dolar mı verdin Tarık ya? Ne ucuz adam. Parana da bir türlü kıyamıyorsun. Özlem, Tarık bu hesabı kapatmadan hemen tedbir koyduralım. Tahiti'de kim var? Kimle çalışıyoruz biz? Kimse yok Elmas Hanım. Daha önce oraya hiç işimiz düşmedi. O zaman sen derhal uçağa atla ve git. Bu işi hemen halledelim. Tamamdır. Dinliyor hala. Hadi ara. Yeşim, ben çok fazla merdiven çıkmak istemiyorum. Ara kattaki odalardan birine yerleşeceğim. Ne? Ara kattaki odalardan birine yerleşeceğim diyorum. Çok fazla merdiven çıkmak istemiyorum en üst kata kadar. Tamam, nereye istiyorsan yerleş. Yeşim. Hayırdır? Senin üstünde bir haller var, ne oldu? Yok bir şey. Nasıl yok? Kızım, ruh gibi dolandın bütün gün evin içinde. Ne gözün görüyor, ne kulağın duyuyor. Yine kafanda bir şeyler var senin ama ne oldu? Aa, yok bir şey teyze. Öyle düşünüyorum genel. İyi. Öyle olsun bakalım. Ben yukarı çıkıyorum. Sen bu amcayı tanıyor musun kızım? Bu amca adamı zengin eder, zengin. Enayi parası anneciğim, savur. Savur paraları annem. Anne, biz zengin mi olduk? Olduk tabii anneciğim, zengin olduk biz. Çok zengin olduk babacığım, çok. Yeşim arıyor. Aç konuş. Efendim Yeşim.
Nihal, ne yaptın? Murat'la görüşebildin mi? Aldım parayı. Yani istediğimin biraz azını aldım ama olsun. 200 bin. 200 bin dolar mı verdi yani? Aldım, evet. Ne zaman buluşuyoruz? Hiçbir zaman. Nasıl hiçbir zaman? Nihal bak, benim bu parayı elden almam lazım. Murat kartlarımı takip ediyor. Eğer öğrenirse biner tepeme. Ya vermeyeceğim ben sana para. Vazgeçtim. Ne? Ne? Nihal bak, beni deli etme. Paramın yarısını vermezsen seni yaşatmam. Ya başka kapıya kurşunu bile vermem. Hadi canım, hadi. Nihal bak, seni gebertirim. Duydun mu? Seni gebertirim. Neredeyse seni bulup çıkarırım, parça parça ederim. Duydun mu? Sen kimi parça parça ediyorsun lan? He? Düzgün konuş, aklını alırım senin. Bana bak, paramın üstüne yatamazsınız. Duydunuz mu? Param maran yok senin. Yedik biz onları, bitti. Bir daha Nihal'i ararsan bak bakalım kim kim parçalıyormuş. Hadi Ner, Ner. Oh, iyi yaptın. Kapa hemen. Hadi siyasi. Hadi siyasi ya. Lan belanı versin! Lan belanı versin seni! Lan seni kahretsin! Ticaret Bakanlığı'na başvuru dilekçesi yollanacak. Sabah yollarsınız. Tabii avukat hanım. Bir de bir iki haftaya bilirkişi raporu çıkacaktır. Mutlaka onu da takip edin. Olur mu? Başüstüne. Ha, bir de firmayı arayın. Gümrük evrağı yollayacaklardı bize. Onları bir hatırlatalım. Tabii efendim. Buyurun. Merhaba. Hoş geldin Elmas'cığım. Hoş bulduk. Gel otur, ne içersin? Ay Güzide'cim, hiçbir şey içmeyeyim. Sabahtan beri en az 10 kahve içmişimdir. Tamam peki, teşekkür ederiz. Hayrola? Neşen yerinde? Yeni bir gelişme mi var? İki gelişme var. İki yeni gelişme. Evet. İlkinin sayesinde diğerine ulaştık. Ama hemen söyleyeyim sana, ilk gelişme seni biraz şaşırtabilir. Bahra dair hiçbir şey beni artık şaşırtamaz. Peki. Aa. Bu gerçek mi? Şaşıracaksın demiştim. Tarık Efendi'nin bir çocuğu daha oldu, ortaya çıktı. İnanmıyorum. Kim bu? Yani kız mı, erkek mi? Ne bu? Araştırıyoruz. Güzide, ya bu Tarık çok feci bir adam. Sorma Elmas, sorma. Ama bu kadının da ondan aşağı kalır tarafı yok. Sus payı olarak 200 bin dolar istemiş. Ve de almış. Ne diyorsun? 200 bin dolar. Bu da ikinci gelişme. Tarık'ın kadına yaptığı havale sayesinde Tahiti'de bir banka hesabı olduğunu tespit ettik. Tahiti mi? Bloke ettiniz değil mi? Ekibim çalışıyor. Çok kolay olmayacak ama er ya da geç halledeceğiz onu da. Bu da çok işimize yarayacak mahkemede. Tarık'ın nesi var nesi yok hepsini alacağız. Vay Tarık vay. Tolga, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Nasılsın baba? İyiyim. Ben her zaman iyiyim oğlum. Biliyorsun beni. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Ben de iyiyim. Kahve söylüyorum. Yok, ben çıkarım şimdi. Öğle yemeğinde birine sözüm var mı? Yok, neden? Bir yemek yiyelim mi? Olur, çok iyi olur. Söyleriz buraya. Yok, burada değil ya, dışarıda yiyelim. Bir şey konuşacağım da seninle. Böyle bir yeri bırakıp dışarıda yiyelim.
tarafsız bölge yani. Çok ciddi bir şey konuşacaksın o zaman. Gel. Aa, oylumcu. Annem. Yavrum. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim. Hayrola? Seni yemeğe götürmeye geldim. Yemeğe mi? Hı. Öğle yemeğine çıkacağız. Tolga davet etti, seni de beni de. Hayatım şimdi öğle yemeği olmaz ya. Yani akşam söyle Tolga'ya bize gelsin. Ben Zeyno'yu ararım. İstediğimiz şeyleri yapar. Anneciğim çocuk heves etmiş. Rezervasyon yaptırmış. Bir değişiklik olsun. Niye? Yani neden şimdi öğle yemeği falan? Hiç öyle sinirlenme. Çünkü asla evleniyoruz. Evleneceğiz falan demeyeceğim. Söz. E'sini şeyde yemekte konuşuruz. Hı? Merhaba. Merhaba. Kaç basıyor bu araba? Oho çok. Çok? Evet. İddialıyız yani, güzel. Evet. Kusura bakmayın. Çocuk işte. Yok ne kusuru? Ya. Allah bağışlasın, çok tatlı. Çok beğendiysen senin olsun. Bence sende kalsın. Sen daha iyi kullanırsın benden. Hı? Teşekkürler. Güzide teyze. Nasılsın Tolga'cığım? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür Buyurun. Ederim. Çok naziksin. Teşekkürler. Çok güzel yermiş. Oyunum gelmedi mi daha? Trafikte bir az sonra gelir. Tamam. Çok güzel yermiş. Teşekkür ederim buraya çağırdığın için. Geldim. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Baş bir şey yiyeceğiz demiştin. Tolga'cığım izninle ben gideyim. Güzide teyze lütfen, konuşmam lazım sizinle lütfen. Tamam, ben giderim, siz konuşun. Baba lütfen. Hayır siz baba oturun yemek yiyin, biz sonra konuşuruz. Anne. Anneciğim. Güzide teyze lütfen kırmayın beni baba. Peki. Tolga Kaşifoğlu. Sen benim hisselerimi aldın. Ben de senin canını alacağım. Tolga!